Seher. Ben yalancı olayım, sıkıntı yok. Estağfurullah. Belki paylaşmak istemiyor olabilirsin. Yani şöyle, ben sizin sorgulamanız hiçbir zaman hani sorulardan zaten kaçmadım, her soruyu Ben açayım. sorgu yapmıyorum. Ne Sizin olur soru yok soruyorum. yok gazeteci olduğunuz hani çok Evet, iyi benim işte sorular. ben çok hassasım o Ben konuda. çok değer verdiğim gazeteci ve başarılarınızı zaten öncesinde de hani bilerek Estağfurullah. sizi tercih ederek geldim zaten buraya. Ve hani benim buradaki şeyim mesela bir mahalle içerisinde oldu. Tabii ki de hani ben isterdim ki hani herkesin daha çok araştırma yapılsın. Ben bunu isterdim zaten. Ben bunu onu da tartışalım, bunu da tartışalım derdim. Fakat bir mahalle düşünün. Yani şöyle bir yaklaşık bir 100 metrelik bir alan var ve orası kamerayı görmeyen bir alan. Oradan bir giriş çıkış yok. Orada kimler var? Kimler var? Birinci kattakiler. Yasemin var. Ama Yasemin'i güvercin kamerası zaten görüyor. Yasemin olamaz. Eşi zaten evde değil. Hasan amca var. Meryem var eşi. Onlar da yaşlı olduğu için Meryem teyzenin zaten bacaklarından rahatsız. Hasan amca zaten gözlerinden dolayı hani rahatsız. Ve Melek var. Tanık dediğimiz. Melek de zaten hamile o zaman da. Şu ana kadar yani şüpheli olarak bir de Fatih ve Esra var. Ve de evde Apo ile Beyza var. Ben zaten yoldan geliyorum. Ben bu kişilerden hiç kimseyi de korumam. Ki korumadım bu zamana kadar da zaten. Ama yani ben şüphelerimi dile getiriyorum. Yani siz de biliyorsunuz zaten çoğu şüpheleri. Yani mesela Halil diyor. Neden bunu yapıyor Halil? Recep yani dışarıda beklediğini söylüyor. Çoğu çelişkisi var. Yani Recep neden bu kadar çelişki içerisinde? Nurgül. Nurgül hani kimse görmedim diyor zaten. Ve olay anındaki yani bazılara bakılıyor ya. O anki e-mail numarası kayıtlı telefonlar yok şu anda. Neden o telefonlar yok? Ben hani bu şüphelerimi dile getiriyorum. Tabii ki de Melek de bu kadar şüphe olsa tabii Melek derim ben. Hani Recep dediğime ama tamam sen hani Recep diyorsunuz ama hani ben bunu bu yüzden diyorum size. Anlatıyorum. Hani siz bana deyin ki hani Fatih de böyle, şey de böyle. Yani hepsi oradaki açığım. Ama yani abimin evet ifadesi kesinlikle alınmalıydı. Neden alınmalıydı? Eğer bir düşmanın söylediyse yani bir her bilgiyi açtık çünkü. Her bilgi çok önemliydi. Ben de bu yüzden bu savaşı verdim zaten. Hiçbir bilgi yoktu çünkü. Her bilgiye aç olduğumuz için de zaten bu şekilde. Yani Murat diyor ki hani Murat paylaşımlar yapıyor. 29 Aralık'ta 7 Ocak'ta Murat paylaşımlar yapıyor. Hiçbir bu arada Halillerin, Muratların, Receplerin bildiğim kadarıyla, biliyorsan lütfen beni yanıltıyorsam beni düzelt. Recep hiçbirinin kocanla, Burak'la ya da senin hiçbir telefon görüşmesi yok. Evet Yok değil yok. mi? Bu en azından Murat'ın telefonundan bulabiliriz yani. Hiçbir görüşme Evet yok yok. ama sosyal medyadan Yani ya da evler. katilin ya da katillerin Burak'la hiçbir teması yok. Hiçbir görüşmesi yok. Hiçbir yüz yüze Ama sohbeti görüşmesi yok. olup olmadığını bilmiyoruz şu anda. Şimdi o mahallede daha önce lastikler yine kesiliyor. Ama kimse öldürülmüyor. Nurgül o gün vurulduğu zaman, Nurgül bir iki saat önce duyuşumuza göre, bilgi alışımıza göre 2 saat önce falan annesinin evine geliyor. Bir Evet. saat önce Bir falan. dakika Mahmut. Yani kısacası, Yani tamam. şöyle siz bana deyin ki Ser bu şüpheliler boş, sen boş şeylerde Boş yüzüyorsun. demiyorum. Biz bütün olasılıkları Hani konuşuyoruz. ben bu yüzden şüpheleniyorum diyorum. Bak bütün Benim olasılık. şüphelenme sebebim bu. Bak Serhat, bütün olasılıkları konuşuyoruz. Peki bu bilgiden dolayı, az önce açıkladığım bilgiden dolayı katil sen olabilir misin? Katilin ben olmadım ya da hani korkuyor, koruyor, azmettirdi ya da şunu bunu diyorlar ya. Hani zaten ben size mahalledekileri sayıyorum. Onlar da gelsin konuşsun. Hani bu mahalleden bir çıkış yok. Bu mahalleden bir çıkış yok. Çıkış olsa tamam gidelim Ankara'dakine gidelim, İstanbul'dakine gidelim, yurt dışındaki Fransa'ya gidelim. Anladınız mı? Ama oradan bir çıkış yok ki. Ve bu Şimdi kadar çelişkileri ben yok sayamam yani. Bu insanlar neden bu kadar susuyor? burada sevgili Seher, cinayetten 1 ay sonra doğru düzgün bir soruşturma başlıyor. Şimdi Yani ben ilk başta emniyetin... kamera kayıtları, kamera çözümleri başlıyor. Evet, yani Ya sonrasında vallahi bence o kamera kayıtlarının bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. geçirilsin tabii Bir ki de. kez Ben de daha çok oradaki isterim. baza bakılıp kim oradaydı, kim değildi diye o tekrar oradaki insanların, bütün herkesin ama tespit edilmesi gerekiyor. Ben demiyorum ki Recep, Yön Halil, değiştiriyorlar Murat abla, yön suçsuzdur. değiştiriyorlar. Yön değiştiriyorlar net. Murat diyor ki yok ben diyor o paylaşımları ama Cevdet'le aralarında bildiğin ha ha hi hi yani. Hani bildiğin gayet iyiler araları. Neden böyle bir yalan söylüyor?
Yani onlar için paylaştım deyip de yani yok. Peki senin abilerinin neden ifadesi alınmıyor? Top sahasının kamera sistemi. Onu bilmiyorum ben. Bir dakika lütfen. Alınmalıydı tabii ki de. Ben alınması taraftarıyım zaten. Ben alınması gerek. Çünkü yani her bilgi çok önemli. Onu bilmiyorum neden alınmadığını. Ama bakıldı diye biliyorum. Yani şuna bakılmış. Plaka tanıma sisteminde abinin kendi aracıyla orada gidip gitmediğine bakılmış ki aracı gözükmüyor abinin. PTS'de gözükmüyor. Ama tabii bu demek değildir ki. Ya PTS'de evet yok. Ama başka giriş çıkışta yok ama. İşte problem şu. Kameralara işte bir ay öncesine taranmış. Yani sizin muhabiriniz de zaten kameraları gösterdi size. Hani bütün kameralar zaten görüyor. Bütün kameralar zaten görüyor ama o mahalleye başka yerlerden giriş olup olmadığını bilmiyoruz. O i̇şte mahalleye öncesinde senin babanın bir araçla gelip gidip gitmediğini bilmiyoruz. Biliyoruz abi, nasıl bilmiyoruz ya? Kamera çözümlerinde biliniyor yani, bu kanıtlanmış bir şey zaten. Sizin muhabiriniz aynı şekilde 3 aydır sahada. Yani 3 aydır da zaten o kamera çözümlerini kendisi de bilmiyorum. Senin abin cinayet işleniyor ya Seher. Cinayet işlendiği sırada, yani o gece evde olduğunu söylüyor. Abin, büyük abin Sakarya'daki. O gece 21'inde ertesi gün mesela cinayeti duydu ya. Öldürüldüğünü duydu. Sonuçta Covid dönemi, yasaklar var. Bir işte başvuruda bulunabilir. Sen bulunmuş abinin zaten kaç 21'inde. Gün... Emin misin 21 olduğunu? Evet, size attım ya belgeyi. Belgeyi bir kez atmışsın, tekrar geri çekmişsin. Belge bende yok. Orada bir tanesinde de ayın 23'ünün sabahında bir başvurusu var. Uzattı işte. Ben tekrar atarım size. 21'inde bir başvurusu Doğanay var mı? Bir daha söyler misin bana lütfen? Bir Doğanay, bir arkadaşlar bir acil yazsın. Evet. Yani 21'inin sabahında değil. Sadece 23'ünde bir başvurusu var. O da reddedilmiş. Yani şöyle, ben size bir tane attım, iki tane attım belge bilmiyorum. 21'inde ya da 22'sinde E-Devlet'ten hani başvuru yapılabiliyor ya, sokağa çıkma yasağı olduğu için oradan izin almanız gerekiyor yola çıkmak için. O şekilde bir başvurusu var. Sonrasında abim ne zaman geliyor? 22'sinde ve 23'ünde geliyor zaten. İki gün müne kalıyor. Ya da 23'ünde, 24'ünde. Abinin bize gönderdiğin evrakta abinin bir tane başvurusu var. Tekrar bakarız ona, sorun değil 23 de yani. Ocak, pandemi olduğu için gelememiş yani, hayır, bu kadar. Şöyle, 23 Ocak 2021'de başvuruyor abin. Cumartesi evet. Günü. Yani cinayet olmuş, Burak toprağa verilmiş. Ve 23'ünde gidiyor, başvuruyor fakat red cevabı alıyor. Ona rağmen gelebiliyor. Red cevabı almış değil mi arkadaşlar? Evet evet, red cevabı alıyor. Bir tane başvurusu var abinin. Doğanay'a gönderdiğin. Tek bir fotoğraf atmışsın. O sırada işte tek bir kez görüntüleyebiliyoruz. Arkasında o fotoğrafta 23 Ocak 2021 yazdığını söylüyor Doğanay. Baktın mı abin ne zaman başvurmuş? Gördün mü Seher? Aynen, 23'ünde gece 3'te başvurmuş. Evet, ve red cevabı almış. Sonra da onaylanmış ama. Göstereyim mi? Onaylanmış olması önemli. 23'ünde başvurmuş olmasına takılmış vaziyetteyiz biz. 23. Cinayet. İyi de iş yeri de çalışıyorum. İş yerine izin alamadım dedi ya zaten. Tatlım benim. Yani oraya kaç gün sonra geldi abisi? Bir gün sonra mı? İki gün sonra mı? Ne geldi cenazeden herhalde bilmiyorum. Cenaze da. Günü gece, yani 23 cenaze günü, cuma günün gecesi 3'te başvuru yapmış. Ve cumartesi günü geldi zaten. Evet, tam şimdi o fotoğrafta da saat 03'te başvuru saati var. Evet, red doğru. Yazıyor. Yani 03.19'da tekrar yapmış yani. Toprağa verildikten kaç gün sonra? İki gün sonra herhalde. Ha? İki gün sonra. DZ'nin dediği de doğru. Ben de iki gün sonra biliyorum işte. Ya. İki gün. Bakayım. Yanlışlığım yok ya. İki gün sonra geldi ya. Bunu bir Doğan'a yeter misin? Doğan'a bir şey yapsın. İki gün sonra değil. Şimdi gözlüğüm nerede? Ver bakayım. Ver bakayım canım. Pazar günü mü geliyor? Dur bebeğim, bakayım vereceğim sana telefonunu. 23.1.2021'de saat 03.19'da Sakarya'da önce red alıyor, arkasından da onaylandı diyor. 23'ü o zaman 24'ü orada. Mesele şu, bak tattım benim. Başvuru tarihi 23, bir kez başvurusu 23 var. 23 gece yani, anladınız evet. mı? 12'den sonra 23'e geliyor yani. Biliyorum. Cenaze günü gece. Tamam ama bir gün yani 21'inde başvurmuyor, 22'sinde başvurmuyor. 23'ü gece başvuruyor. Dedi ya zaten. İzin kendisi alamadım diyor. Dedi zaten. Vallahi iş yerine bir sorar mısınız arkadaşlar? İş yerin nerede çalışıyor?
Onlar da yazıda alabilir ya da ne bileyim onlar açıklamada bulunabilir. Sevgili Saher, cenaze varsa ve yakın bir cenaze ise alınır. O zamanlar öyle bir zamanlarda değildi. Yani buna bütün Türkiye zaten yaşadı. Covid'in birinci yılı. Covid'in birinci yılı. Evet. İlk zamanlar anlıyorum. Covid'in birinci yılı ve altın, yani 2021 Haziran'da da zaten yasaklar gene vardı. Burak öldükten sonra zaten ilk Kasım'da başlıyor yasaklar. Arkadaşlar İknur, evet, Skype sokağa alabilir miyim yasaklar. İknur'u? İknur'u bir alabilir miyim, teyze İknur'u? Göreyim İknur'u. İknur merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar Didim Hanım. Sen Burak'ın abisiyle, Burak'ın abisi hakkında Seher'le ne konuştun? Ne anlattı sana Seher abisiyle ilgili? Burak'ın abisi. Özür dilerim. Seher abisiyle ilgili sana ne anlattı? Seher anlatmadı, Burak anlatmıştı. Ha, Burak mı anlattı? Tamam, ne söyledi Burak? Evet. Seher'in abisiyle ya. İlgili. İşte işsizim diye üzülüyordu bu. Sonra dedi ki hani Şaban'a sordum dedi. Babamgil bir şey diyor mu dedi. O da şimdilik bir şey demiyor ama hani ilerleyen zamanlarda ne derler bilemem dedi. Peki. Hani işsizlik şeyi çok zoruna gitti. Yani bu işsizlik, böyle işsizliğin devam ederse babam bu konuyu sorun yapar. Burak kendine dikkat et mi demiş Seher'in abisi. Evet, evet, aynen öyle. Peki bu uyarıda ne zaman bulunmuş? Yani Burak ölmeden ne kadar süre önce olmuş abisiyle, Burak arasındaki bu görüşme Seher'in abisiyle? Bu Covid dönemi yeni başlamıştı o zamanlarda. O zaman 2020'nin başları falan, Mart, Nisan gibi Mart. Falan. Aynen. O dikkat sıralardaydı. Et. Nasıl? Neye dikkat edecekmiş? Sen sormadın mı? Ne yapar ki babası demedin mi? Hayır, laf söylerler açısından söyledi. Hani bir şey derler, hani çalışmıyor, Seher çalışıyor, ben çalışmıyorum diye. Buran da zoruna gidiyordu. Senin çalışıp onun çalışmaması zoruna gidiyordu. Ama kimse de gidip ona işsizsin bilmem ne demedi yani. Ama abin demiş. Abim bir şey abisi de... Abi ne demiş? Dediği için zaten hani işsiz olduğuma babam gibi bir şey diyor mu diye sormuş. O da şu an bir şey demiyor ama ilerleyen zamanlarda ne derler bilemem demiş. Bunun sıkıntı olabileceğini mi söylemiş abisi, evet. Şaban? Ha? Yani küçük bir uyarı gibi bir şey galiba. Babam zaten çalışmayanı sevmez ama bana söylüyordu işsiz ne zaman girecek işe. Ben de çok arıyor baba, hani iş bulamıyor zaten, boş durmuyor. Hani bana destek oluyor dedim yani. Ama abin yani bu konu Burak çok rahatsız. Bunu da, bu rahatsızlığını da abinle paylaşıyor. Abin de diyor ki evet, bu ileride aranızda sorun olabilir diyor. Babam çalışmayanı sevmez zaten. Babanın biraz parayı sevdiğiyle ilgili bilgi de geldi bana. Biraz tutumlu diyelim biz ona. Tutumlu. Ben de onun sayesinde ben de o şekildeyim ve gurur duyuyorum yani. Ama daha bir yakınınız da babanla ilgili, özür dilerim o ifadeyi kullandım ama onun ifadesi. İstersen daha sonra sana söylerim o kişinin kim olduğunu. Hatta Ayşe Hanım'a da söylemiş. Demiş ki, tırnak içinde onun ifadesi olduğu için, cimri insanlar demiş. Çok cimriymiş. Diyebilir, cimri, baban tutumlu. Için. Zor kazanmışlar. Hı hı. Çok zorluktan geçmişler. Şimdi sizin aranızdaki senin yaptığın bir ses kaydı var. Aranızda konuştunuz İknur'la. Abinle ilgili konuşuyorsunuz. O ses kaydı bir ekranlara gelsin lütfen. İzleyelim. Teyze Seher'i çok üzüyorum diyordu mesela. Ondan sonra hani ben onu çok seviyorum dedi. Mesela abin gitti ya. Hı hı. Abin gittiğinde falan hani sen ağladın, böyle dayanamıyorum, şey yapamıyorum diyordu. Çok üzüldü, hı hı, diyordu. Hadi ailesini boş ver de diyordu hani mesela annem babam şeyinde. Hı hı. Mesela Seher ona ne kadar düşkündü diyordu. Onu yani üzmesine hakkı yoktu diyordu. Bunları ben de konuşmuyorum. Seher mesela çok saf kalpli diyordu. Hani onu savunabiliyor ama diyordu çok saf kalpli, temiz kalpli diyordu. Hiç düşünmüyordum canım. Yani mesela ailesine karşı falan hakkını savunur diyor. Mesela Şaban abim demiş ki, Burak demiş çalışmıyorum bak demiş, yarın bir gün demiş babam bil demiş, laf ederler demiş, etmiyorlarsa bile demiş. Bir o demiş, bunu... bir de onu amcam, ha? Demiş, benim amcam var Mevlüt derler. Bir de o demiş. Bilmiyorum. Abin dediğini şey yaptı, bunu kafaya çok taktı. Hani mesela sen işteydin o zaman, biz sana size gelmiştik, oturduk bayağı bir konuştuk. Dedi hani yeni mi? Hocayı, ya sen çalışıyordun o zamanlar. Ben hep çalışıyordum ya. Yani İknur bayağı bir kafaya takmış Burak bu meseleyi o zaman ve oturup seninle bayağı bir konuşmuş. Yani konuştuğu meselelerden biri de işsizliği ve bu konunun sorun olmaya başlaması, değil mi Seher'in ailesi tarafından? O sorun olduğunu düşünüyordu. Ve bu hani bir şey söylediler demedi ama. Hani babam bir şey söyledi demedi, öyle isim vermedi. Peki bu konuyu kafaya çok takmıştı, doğru mu anladım? Evet.
Peki ama öte yandan bir yandan da oturdukları, yani aslında senin abin oraya oturmak istiyor ya Seher. Yani sonra yengen de diyor ki bana orayı verme de diğer taraftaki evi ver diyor. Seher orada otursun diyor. Ama Burak baya baya sizin o ikinci kattaki yere oturmayı, değil mi İknur, sana neler anlatıyordu? O evle ilgili planları varmış Burak'ın. Ya burayı dedi kendime göre ayarlayacağım artık dedi. Burası Şaban abinin dedi. Artık o gittiği için dedi bize kalır dedi. Çünkü konuşmuyorlar onlarla dedi. Kendime göre ayarlayacağım burayı dedi. Senin bundan haberin var mı? Var. Ne yapmayı planlıyordunuz? Evle ilgili planlarınız neydi? Zaten çoğunu yapmıştık yani. Ne yapmıştınız? Mutfak dolaplarını falan. Sonrasında o evi kendi üzerine geçir diye Burak'ın bir talebi oldu mu? Yani senin üzerine baban vermeli, sana vermeli bu evi diye bir talebi oldu mu Burak'ın? Hayır.